Merhaba. Bugün cumartesi sabahın 9'u. Sipariş teslim etmeye gidiyorum. Bir 50 kişilik bir toplantı varmış. Falafel sipariş ettiler. Oraya sipariş götüreceğim. Belli bir ücretin üstüne çıkmazsa götürmüyorum adrese. Şimdi götürüyorum. Hem de arabanın kontrole gitmesi lazım. Araba tamire girdi çıktı. Ön aksta şey varmış, pas böyle kocaman bir delik yapmış, eritmiş şeyi, aks değişti. Yani sattığım şeyin parası cebime girmeden o aksın masrafına gidiyor. Öyle bir kısmetsizlik yani, bir yerden geliyor bir yerden gidiyor. Ne diyecektim? İşte test sonuçlarını doktor arayıp eşime söylemiş. Bunu anlattığımı bilmiyorum, anneme anlattım da. İşte ben kendim zaten bakmıştım internetten, benim olmasını istediğim değerlerin biraz altındaydı benim değerlerim, ama doktor demiş ki değerleri çok iyi, hani ne yapıyorsa devam etsin, çok sağlıklı, işte hani vitamini olsun, işte trombosit olsun, nedir onun ismi, neydi ya, hep unutuyorum böyle isimlerini, neydi o kandaki yağ adı, kolesterol olsun, işte hepsi iyi yani, hepsi sağlıklı derecede, ama işte demiş ki gene tiroid şeysinde bir hata yapmışlar, kendileri öyle diyor, bak bu ikinci oldu, bir hata yapmış olmalılar herhalde, ne hata yaptıklarını da bilmiyor doktor, öyle demiş, laboratuvarda bir hata olmuş. Bir tane test tüpü alıyorlarmış. Benden 3 tüp kan aldılar. Bir öncekinde 5 tüp almışlardı. Bir tanesini test için alıyorlarmış. Eşime anlattığına göre. Diğer ikisini de işte hani kontrol grubu, test grubu diye alıyorlarmış. Ve üçü de aynı çıkmış. Hani böyle noktasına virgülüne kadar sonuçları hep aynı çıkmış. Böyle olmazmış. Niyeyse. Hani arada bir böyle bir şey fark etmesi gerekiyormuş, hani işte ise 0.1 0.2 böyle bir şeyler oynaması gerekiyormuş. Hiçbir oynama yokmuş. Bütün sonuçlar aynı çıkmış. Onun için bir daha test yapmak istiyormuş. Bir daha ayın, önümüzdeki ayın 10'unda bir daha kan vermeye gideceğim. Bak bu 3 seferdir kan alıyorlar. Bir seferde anlayamadı ne olduğunu. İkinciye gittim. Hormonlara bakacağım dedi. Bir de hormona baktı. Aynı şey için, tiroid hormonu için. Bence benim tiroidlerim iyileşti. Onlar da şey yapamıyorlar, hani nasıl iyileşti, yıllardır Hashimoto tiroidi olan insan, ilaç kullanan, düzenli ilaç kullanan insan nasıl iyileşti birdenbire, bence ben, onlar da onu anlamıyor, çünkü ben iyileştiğimin farkındayım. Yani bir kere ruh durumum hani böyle bir sürekli bir inişli çıkışlıydı, bu tiroidden oluyordu, hani tiroid hormonu dengeli salgılanmadığı için, düşük olduğu için arada bir fırlıyordu herhalde, bilmiyorum. Böyle bir sinir harbi oluyordu bende, böyle bir çabuk sinirlenmeye, işte ne bileyim unutkanlık falan, öyle şeyler yok mesela. Sinir, ruh durumum çok iyi, ben sabırlı bir insanmışım yani, öyle sinirlenmeyen bir insanmışım. Bence onlar onu anlayamadığı için benden sürekli kan alıyorlar, deniyorlar. İşte aynı onda da gideceğim bu sefer, bakalım ne diyecek. Ben iyileştiğimi düşünüyorum yani, iyi gidiyorum. Sadece kilo veremiyorum işte. Onda bir sorun var. Niye veremiyorum anlamıyorum yani. Bir de yazın ben normalde kilo veririm yani. Diyet yapmasam bile kilo verirdim ben. Yani çok hareket ediyorum çünkü. Hiç evde oturmuyorum. Bahçedeyim sürekli. Sürekli de bir şeylerle meşgulüm yani. Yani bu yıl bir de tadilat işi yaptık. Boyama yaptık. Şu yaptık. Bu yaptık. Ben neden kilo veremediğimi anlamıyorum. Hala 97 kiloyum. Bazı yerlerde baktım işte böyle bir ödem. O geçen videoda hatırlayamadığım şeyin adı ödemdi. Vücudun su tutması, işte hani her şeyi saklaması tiroidden diye düşünüyordum ben, ama böbrek üstü bezleri falan filan da etkiliyormuş. Benim gibi böyle sorun olan bir kadının videosuna denk geldim. O mesela normal diyetten deneyip kilo veremediğini düşünüp vazgeçiyormuş benim gibi. Diyet değiştiriyormuş. Hani öyle yapmamak gerekiyormuş. Bir tanesinde sabit kalıp bir yıl boyunca devam etmek gerekiyormuş. Hani çok yavaş da olsa kilo veriliyor sonunda.
Yani benim sebat etmem gerekiyor aynı şekilde. Çünkü benim yaptığım bu diyetle ilk başta başlar başlamaz zaten 3 kilo verdim. Yani vücudumdaki ödeme attı demek ki. Böyle devam edeceğim. Yani demek ki yavaş veriyorum diğerlerinden, diğer insanlardan. Yani çünkü ortalama bir kilo veremedim henüz. Bakalım ne olacak. Öyle iyi gidiyor işte. Kedi almaya karar verdik. Ben de kedi istiyorum dedim. Alerjilerim çünkü yok yani. Geçti benim alerjilerim. Yani tavukları kucağıma alıyorum, öpüyorum, kokluyorum. Hiç ne boğazım kaşınıyor ne bir şey. Eskiden hemencek tıkanırdım. Mesela bu tavukların kümesini çimento, şey, kum karıştırıyorum. Maskesiz, gözlüksüz falan. İçerisi küçücük yer, tozun içinde. Ne boğazım tıkandı, ne öksürük oldum, hiçbir şey olmadı yani. Normalde bir hastanelik olurdum o tozun içinde kalsam, çimento tozunu. Hiçbir şey olmadı, biraz gözlerim kaşındı, o kadar da yıkayınca geçti. Ben alerjilerin iyileştiğini düşünüyorum. Yani ormanda da alerji olmuyor, hiçbir şey alerji yapmıyor. Şimdi sesim çatal çatal çünkü yeni uyandım yani. Yüzüme bir su vurup çıktım. Şeyi yetiştireceğim diye, siparişi yetiştireceğim diye gece geç saate kadar yaptım. Zaten ben sıcak teslim etmiyorum, soğuk teslim ediyorum. Yani sıcak teslim edecek aracım yok. Buranın kuralları kesin. Yani belli bir kilometrenin ötesine götürüyorsan, yani gelip yemiyorlarsa senin yaptığın yerde, işte sürekli 60-70 derecede tutan şeyin tesisatının olması gerekiyor arabada. Benim de öyle bir tesisatım yok. Soğuk tutan var ama sıcak tutan yok. Onun için soğuk teslim ediyorum. Onun için geceden yaptım iyice soğusun diye. Onun için öyle sesim çatal çatal, suratım şiş. Yoksa sağlığımla ilgili bir sıkıntım yok. Yani her şeye dikkat ediyorum. İşte toksin almıyorum vücuduma. Yani çok da iyi gidiyorum. Alıştım bir de. Yani hiç böyle alışamam, ben bunu bırakamam falan gibi geliyordu hani bu şeylere, modern ürünleri. Hiç aramıyorum modern ürünleri yani, çok iyiyim. Yani hiçbir şey kullanmıyorum. Birisi sormuştu yani hiçbir şey mi kullanmıyorsun modern? Ya modern herhalde en toksik, bu telefonu kullanıyorum, başka bir şey yok modern. Hiç. Ne makyaj ne bir şey, sıfır. Saç boyası yok. Ne bileyim, diş macunu yok. Şampuan yok. Oje yok. Tırnaklarım pırıl pırıl. Hiçbir şey yok. El kremi bile sürmüyorum. Hiçbir şey sürmüyorum. Öyle kremdir mremdir. Öyle ihtiyacım da yok yani. Suratıma sana. Hiç kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. İyi gidiyoruz. Bakalım. Kedi bakıyoruz işte. Burada da kedi almak da çok zor ya. Daha önce de böyle düşünmüştüm. Alerjim var diye işimi şey yap, kabul etmemişti. Şimdi alerjilerim yok. İyiyim. Hiç alerjik bir şey hissetmiyorum. İşte kedi sorduk sağdan soldan. Ben yavru istiyorum dedim yani. Yetişkin kedinin huyunu suyunu bilmem. Belki belli alışkanlıkları vardır. Ben bilmem, anlaşamayız. Hani yavru olursa kent bana alışır. Tavuklara alışır. Bahçede gezmeye alışır. Çünkü yetişkin alıyorlar böyle şeylerden. Kurtarma yerlerinden. Hayvanı sürekli tasmayla tutmaları gerekiyormuş mesela. Kaçıyormuş hayvan. Eski evine gidiyormuş ya da eski evini arıyormuş. Evde durmuyormuş yani. Ben tasmayla mı gezdireceğim kediyi? Bırakacağım gezsin bahçede özgür özgür. Onun için yavru istiyorum. Sağa sola sorduk. Yavru bir tane vermiyorlarmış evde başka evcil hayvan yoksa. İki tane olacakmış. Sıkılırmış tek başına. Oynayacak arkadaş lazımmış. İki tane alacağım bakalım. Yok, bizim çocuk yapacağımız falan yok yani. Ben artık yaşımın da geçtiğini düşünüyorum. Öyle çok da nasıl diyeyim. Arada böyle bir şey geliyor. Bir tane olsa benim de böyle oynasam, şey yapsam falan. Sonra zorluklarını düşünce iki yok falan diyorum. Yani tavuk annesiydim. Kedi annesi de olacağım. Bakalım bulursak şöyle güzel. Burada aşılı, çipli, işte kısırlaştırılmış olarak veriyorlarmış yavruları. Bakıyoruz işte sağdan soldan, iki tane yavru alacağız. Alınca onları da çekerim kameraya. Sıkılıyorum evde yani kışın. Yani papağan aradım sağdan soldan. Benim papağanımız vardı bizim şeyde, İstanbul'dayken. Pablo. Onunla çok güzel vakit geçiriyorduk, konuşuyorduk falan. İnsan gibi konuşuyordu. Beni eğiliyordu yani. Baktım papağanlar da burada Porvo'da bir yerde satılıyor. 2000-3000 euro.
Onun kargosu var işte, onun da şeysi var. Çipi mipi bilmem nesi. Dedim ben onun altından kalkamam bir tane papağan için. İşte kediyi de çiftini 400'e veriyorlar. İşte en ucuz. Onun işte malzemesi var. Tırmanma koltuğu falan olacakmış. Tırmalama şeysi, ağacı falan. Eşim hemen diyor ki işte şu şeyin kuzinin üstüne bir şey koymak lazım ya, oraya atlarsa hayvanın ayakları yanar. Daha almadan evindeki güvenlik şeylerini düşünmeye başladı. Dedim iyi ki bizim çocuğumuz yok ya. Çocuğu kafeste yaşatırdı bu. Tavuk alacağım zaman bile her yeri şey yaptı tavuklar için. Çitleri mitleri her yeri kontrol etti işte bilmem ne. Bir tane tavuğu tilki kaptıktan sonra kafes aldı. Çok böyle babacan koruyucu bir tip. Çok sever böyle hayvanları. Bakalım. Kısmet. Beyaz istiyorum. Hani burası karlı, dışarıda gezerken hani böyle kamuflaj olur beyaz kediye. Bulabilirsem, bulamazsam hani eğer öyle bakıp da vermiyorlarsa kediyi, hani nasıl diyeyim, ne varsa ellerinde onu veriyorlarsa bilmiyorum artık. Şeymiş, ücret kedinin ücreti değilmiş. Bu çipinin işte kısırlaştırılmasının, aşılarının ücretiymiş. Böyle bir yardım kuruluşuymuş. Eşim iş yerindeki arkadaşlarına sordu. Biz de bilmiyoruz nereden kedi bulacağız diye. Bazı yerler satıyormuş da kedileri. O da işte internetten, yerleri çok uzakta bizim olduğumuz yere. Gidip de yerinde görme şeyimiz yok. Yani bir yardım kuruluşundan almak daha iyi diye düşünüyorum. Hem o sokağa gidecek o kediler yani. Burada sokak olmadığı için, yani sokak diyerek sokak öbür dünya yani. Sahip bulamadıkları hayvanları burada direkt iğneyle uyutuyorlar. Öldürüyorlar yani. Yumuşatılmış şekli uyutuyorlar. Yani hayvanı öldürmesinler, biz alalım. Öyle. İyiyim. Şöyle bir haber vereyim dedim. Ne yaptık, ne ettik. Görüşürük.